Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir GTA Gizemler videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brickellpine'li gizli evimizdeki gizli şehri göstereceğim. Yani evin altındaki gizli şehri göstereceğim bugün. Çok ilginç bir şey arkadaşlar, hemen olay yerine gidelim. Hemen işaretledim haritamda. Las Venturas'ta arkadaşlar bu Brickellpine'li gizli evimiz. Tam kalacağısına ait bir ev zaten. Özel bir ev. Ha, gizli yani, pardon, özeli. Burada arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Hemen bir PDN Joh'umuzu yazalım. Sonra size orada hileleri diyeceğim yazdan ne yapacağınız gereken şeyleri. Havada biraz sisli ya. Evet, Tripaza yazıyoruz. Bu arada arkadaşlar kamera fazla iyi olmadığı için hani görüntü pek iyi olamaz şu kameranın şeyi. Rapazı'yı kapattık herhalde. Ha, şimdi açıldı, okey. Hopsa. İğneye doğru uçtuk. Şuradan bir çıkacağım ya ben. Ha, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi gizli evimize doğru gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız, böyle içeriklerin, abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Yorumlarda yazın ne çekmemi istiyorsanız. Sizlere şeyinize göre yapıyorum zaten. Bunu biliyorsunuz hepiniz. Mesela onu çek dediniz, onu çekiyorum. Bunu yap dediniz, onu yapıyorum. Ve araba durum ya. Ağzına tüküreyim ya. Ya dursan arkadaşım. Vallahi aceleyle şeytan karışıyor, yemin ediyorum. Neyse, iyi ki fazla ileri gitmedik. Hops, bu ne lan? Anam, gopçiler buradaymış lan. Bu arada bu yeri ilk defa görüyorum ha, GTA San Andreas'ta. 10 yıldan beri oynuyorum ve ilk defa görüyorum bu yeri. Allah Allah. Ben görmüştüm, bilmiyorum. İşte burada gopçiler falan varmış. Evet. Neyse, şöyle gidelim arkadaşlar fazla uzatmadan evimize. Ve ben buradan çıkamayacağım herhalde. Hemen Rochketman'ımızı yazıp gidelim. Rochketman, evet. Şimdi çıkmaz sokağa gideceğiz. Evimizin orası çıkmaz sokak, yani burası kapalı bir yer yani, evet. Tam olarak şuradayım yani. Gördünüz. Evet Yusuf arkadaşlar, hemen içeri girelim. Evde bu arada bayağı güzel. Yerleri falan, döşemeleri güzelmiş. Evet, bu eve geldiğimiz arkadaşlar ilk olarak Kangaroo yazıyoruz yani. Uzun zıplamamız olan hile yazıyoruz. Yani mega zıplayış, direkt bayağı bir zıplıyor. Ve arkadaşlar paraşüt hilemizi yazıyoruz. Paraşüt hilemiz neydi? Paraşüt hilesini unuttum, bir dakika, neydi? Dur, paraşüt hilesine hemen bakayım şuradan. Evet arkadaşlar, paraşüt hilesini hatırladım. Tam internet tam girecekken hatırladım. A I Y P W Z Q P. Tam olarak bu şifremiz. Ben de şimdi her şeyi hilemi yazdım. Şimdi atlayacağım buradan. Evet, kapının kenarına geliyoruz arkadaşlar. Buradan zıplıyoruz. Hop, bakın şurada kaydetme şeyi var. Direkt aşağı atlayın. Sonra aşağı şey oluyoruz işte. Düşmeye başlıyorsunuz buradan. Sol altta düşme şeyi gösteriyor. Göstergesi var yani. Oradan şimdi şeyimizi gösterecek. Poşet aç diyecek. Bazen aç demiyor. Dikkatli olun. Evet. Şeyi gördüğümüzde de ben direkt açacağım. Geldik, az kaldı, çok az kaldı. Şimdi gözükecek zaten. Evet, ben direkt paraşütümü açayım buradan. Ve orada bir polis şeyi görüyorum. Yıldız. Evet, geldiğimiz arkadaşlar bayağı bir gizli şehir. Yarım kalmış şehir. Bayağı bir yarım kalmış bu. Yani bunu oyuncular nasıl buldu? Ya da GTA'nın kendi şeyi Rockstar Games mi açıkladı? Bence o Rockstar Games açıklamıştır. Çünkü bundan oyuncuların bulması çok şey. Bayağı şey arkadaşlar. Bu mucize bulmuşlar bence. Onun evin kenarına gelip kapıdan atlıyorsunuz ve hani paraşütü açıp bir de buradan buraya bir geliyorsunuz. Onu sanki biliyorlar. Yani bunu nereden bilmişler ben bilmiyorum. Hani bulunması gerçekten zor bir şey, o gizem olabilir. Hops. Buradan çıkılmıyormuş. Bu şey yarım kalmış. Hemen size bir şey göstereceğim burada. Evet arkadaşlar, burası ilk başladığımız yer.
GTA San Andreas'ta ilk başladığımız yer arkadaşlar. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın zaten fotoğrafları falan videoları belki yana verebilirim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar ilk olarak şey vardı. Polisler bizi buraya atıyordu. Bisikletimiz vardı yanında, hemen oraya binip hani ilk göreve gidiyorduk. Tam olarak şuradan gidiyorduk zaten CJ'nin olduğu tarafa. Bu tam önümüze baktığımızda da 3 tane garaj gibi bir yer vardı. Sonra burada bir şey vardı, göstereceğim sizlere, hatırladınız. Belki arkadaşlar oyun başlarken değişik bir belki şey senaryo falan yapacaklardı, o yüzden değişmiş olabilir. Bence o yüzdendir, çünkü hani oyun ilk başladığımız yer burası. Los Santos burası arkadaşlar. Yarım kalmış. Buradan işte şey gidiyor. Diğer tarafa. Jefferson Motel şuradan gidiyorduk hatırladıysanız. Zaten sizlere fotoğraflarını falan ya da videolarını vereceğim. Yarım kalmış bir şey olabilir. Yani senaryo falan sonradan değişmiş olabilir. Test etmek amaçlı da olabilir bence. Buraya koymaları cidden baya baya bir şey. Belki oyundan silselerde daha iyi olurdu. İşte her şey yarım kalmış böyle. Evet. Ne insan var ne bir şey var. Hile herhalde kabul olmuyordu. Bir bakayım bir. PD. Neyse o. Evet arkadaşlar, hileler kabul olmuyor burada. Onu hatırladım. CJ sapıtıyor ya. Evet, ne araba geldi ne bir şey geldi. PD Neco yazıyorum şu anda. Hiçbir şey olmadı. Sadece Rocket Man oluyor. Yani jetpack'imiz oluyor. Alamıyorum, ben aldım. Evet, sadece bu ile kabul oluyor. Ya da başka iller de kabul olabilir. Onu bilmiyorum. Yani bence yani senaryo amaçlıdır burası, test ya da amaçlıdır. İlginç bir gizemde diyelim. Bunu bulunan yani büyük bir mucize diyelim. Bayağı da bir hani çok yok ama da hani biraz var. Bir test amaçlı yapılmış olabilir. Evet arkadaşlar, bir gizemimizi daha doğruluyoruz ve burada ben videomu bitiriyorum. Beni izlediğiniz ve anladığınız arkadaşlar çok teşekkür ederim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Good.